Selam arkadaşlar, ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Biliyorsunuz kanalımı takip eden arkadaşlarım bilirler, Türkiye genelinde kuryelerle ilgili, esnaf kuryelerle ilgili yeni gelişmeler varsa arkadaşlar bunun paylaşımını ilk ben yapıyorum. Elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir video paylaştım. Kuryelikle ilgili, esnaf kuryelikle ilgili, kuryelikle ilgili yeni gelişmeler vardı. Bunları sizlerle paylaştım. 2024 yılına girmek üzereyiz. 2023'ün sonlarındayız. Esnaf kuryelik olayı artık daha da resmileşiyor. Bununla ilgili önemli bir bilgilendirme yapacağım. Lütfen videomuzu sardırmadan seyredin. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımdan da lütfen rica ediyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atmayı, like'larınız bizler için gerçekten çok önemli. Bir de yeni gelecek haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirimlerinizi açın. Bundan sonraki videolarımızda da önemli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında esnaf kuryeleri yakından ilgilendiren belgenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışayım. Son yıllarda online sipariş hizmetlerinin artması üzerine daha fazla insan motokurye çalışanı olarak para kazanmaya başladı. Ancak geçtiğimiz yıllarda herkesin kuryelik yapmasını engellemek ve vasıflı çalışan yetiştirmek için bu alanda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale getirildi. Motosikletli kurye olarak çalışmak isteyenlerin alması gereken motosikletli kurye ulusal yeterliliği esasen motokurye mesleğine yönelik belgelendirme ve sınav süreçlerini düzenlemektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu yani MYK çalışma grubu tarafından hazırlanan bu belge ile kişi ilgili bilgi ve yetenekleri edinerek motokurye olarak çalışabilir. Motokuryeler için alınması gereken mesleki yeterlilik belgesi meslekle alakalı her türlü beceri ve bilgiye sahip olduğunuz anlamına gelir. Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için MYK'nın bünyesinde olan kurumlardan birine gerekli evraklarla başvuru yapmanız gerekmektedir. Ardından yapılacak olan sınavda mesleki yeterliği sınanır ve 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar teorik sınava katılmaya hak kazanır. Teorik sınavda da aynı şekilde en az 70 puan alan kişiler mesleki yeterlilik belgesi alabilirler. İşin özeti sevgili arkadaşlar, kuryeysen, esnaf kuryelik yapacaksan 3 tane belge almamız gerekiyor. Kuryelik belgesi, P1 belgesi veya P2 belgesi. Bu belgeleri de nasıl alacağız, nereden alacağız, ne işe yarar? Melih hocamıza bağlanacağım. Melih hocamızdan detayları alacağım. Melih hocam hem SEMAS sürücü kursunun sahibi, aynı zamanda güvenli motosiklet eğitmenliği yapıyor arkadaşlar. Motosiklet kullanıcılarına eğitimler veriyor. Melih hocamıza bağlanacağım. Bir de arkadaşlar bu detayları Melih hocamızdan alalım. Bu belgeler neymiş, nereden alınır, nasıl başvurulu yapılır? Bunların detaylarını sizlerle paylaşacağım. Melih hocamıza bağlanalım. Selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim Mustafa hocam. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili önemli konulara değindik. Bu işin kompedanı derler. Kompedanı diyorum. Doğru değil mi hocam? Vallahi öyle diyorlar. Haddimiz değil. Hayır, ama söyledim. Öyle diyorlar işte. Söylediğim kelime doğru mu? Kompedan. Yani şimdi, evet, kompedan doğru. Evet, doğru. Olarak sizden de bilgi almak istedik. Mesleki yeterlilik belgesi P1, P2 ve kuryelik belgesiyle ilgili bizleri de bilgilendirirseniz sevinirim hocam. Şimdi şöyle bir şey hemen anlatayım. 1-1-2023 tarihinde kuryelik mesleği Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nda meslek olarak kabul edildi sevgili arkadaşlar. Ve bu meslek belgelendirilmesi gereken bir meslekler statüsüne alındı. Bunun için kuryelik yapan arkadaşların kuryelik belgesi alması gerekiyor. Nereden alınıyor bu belgeler? Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı MYK kurumları dediğimiz mesleki yeterlilik kurumları var Mustafa'cığım. Oraya müracaat ediliyor. Nüfus kağıdı, ehliyet, sağlık raporu bildiğim kadarıyla bu bir takım evraklarla buraya müracaat ediliyor.
Burada bir kurs süresi başlıyor. Bu kurs süresi sonunda 3 tane sınav oluyor. Kuryelik Hocam, belgesi almak sınavlar, için. Sınavlar kuryelik belgesi için mi yoksa P1 belgesi için mi? P1, P2'de sınav yok. O ayrı bir şey. He. O araçlara alınan belge P1, P2. Anladım. Ticari amaçlı araç kullanılıyor ya. Tamam, siz kuryelik belgesini anlatıyorsunuz şu anda. Evet evet, kuryelik tamam. Belgesi. Sınav. Önce yazılı oluyor bakın bu arkadaşlar. Yazılı, aynı anda iki yazılı birden oluyorlar. Vay be. Ve acayip şekilde sıkı tutulan bir sınav aşamasıdır MYK'nın bu yapmış olduğu sınavlar. Şöyle söyleyeyim. İşte odanın içerisinde çıt çıkmayacak saat, şu bu, yani duvar saatine varana kadar hepsi önce videoyla çekiliyor. Sınav başlamadan önce bunlar MYK kurumuna aktarılıyor. Ondan sonra sınav başlıyor. Önce yazılı sınav oluyor arkadaşlar. Yazılı sınav, aynı anda peş peşe iki sınav birden oluyorlar. Birincisi başka, ikincisi başka. İki tane sınav oluyorlar yani. Yazılı da 100 üzerinden 70 alan yazılıyı geçmiş oluyor. Akabinde bir uygulama sınavı var. Bu uygulama sınavı çok detaylı bir sınavdır arkadaşlar. Hemen şöyle söyleyeyim. Motosikletin lastiğini kontrol ediyorsunuz, ekipmanınızı kontrol ediyorsunuz, motosikletin yağını, lastik hava basınçlarını, efendime söyleyeyim, aklınıza ne geliyorsa bir sürü kontrol noktaları var. Bunlar tabii ki eğitimlerde arkadaşlara anlatılıyor, öğretiliyor. Bu eğitimleri, bu kontrol noktaları yapıldıktan sonra bir rut çiziliyor. Kurye ne iş yapıyor? Paket bırakıyor, paket dağıtıyor biliyorsun Mustafa'cığım. Evet. Bir rut çiziliyor, paketi alıyor, ruta çıkıyor, yolda gene arkasından araçla takip ediliyor, götürüyor, teslim tutanağını imzalatıyor. Malum biliyorsunuz, aslına bakarsanız kuryenin paketi verdiğinde teslim tutanağı imzalatması gerekiyor. Evet. Bu teslim tutanağını imzalatıyor, tekrar geriye dönüyor. Bu da uygulama sınavı oluyor. Aşağı yukarı bir kişinin uygulama sınavı hemen hemen bir saate yakın oluyor arkadaşlar. Bir kişi, yani 45 dakikadan az olmamak üzere sınav oluyor. Ve çok sıkı tutulan bir şey. En ufak bir yanlışta kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu motosiklet ehliyeti gibi öyle kolay bir sınav değil. Anladım. Hayır. Çok ciddi. Dedim ya, en ufak tek bir hatada dahi kalma riskiniz %100. Önce bir yazılı oluyor. Yazılı sınavı geçen arkadaşlarımız, 100 üzerinden 70 puan alan arkadaşlarımız sahada bu sefer sınav veriyor değil mi motosikletiyle? Uygulama noktası var. Bütün bu MYK'ların kendilerine ait bir uygulama noktası var. Bu arada bütün bu sınavlar canlı kayıt altındadır. Onu da söyleyeyim. Yani sınavı kayıt altına almadan sınav yapamıyor mesleki yeterlilik kurumları. He, o çok kayıt belgeleri tabii. Mesleki yeterlilik kurumunda stoklanıyor o kayıtlı belgeler. Yani sınav yapılıyor ya, evet, o sınavın evet. Tüm videoları MYK'ya aktarılıyor online olarak. MYK bunları kontrol ediyor. En ufak bir aksilik gördüğünde, bir terslik gördüğünde sınavı iptal ediyor. Mesela ben çok biliyorum mesleki yeterlilik kurumu sınavının iptal edildiğini, çok gördüm yani. En ufak şeyde sınavı iptal ediyorlar. Mesela duvar saati, hep ondan örnek veriyorum. Duvar saati olmazsa olmaz. İlla o duvar saatini sınav başlamadan önce sınav görevlisi geliyor, elinde telefonla kameraya alıyor bütün hepsini. Ondan sonra kameralar kuruluyor ve sınava başlıyor. Uygulama sınavında da öyle. 4 tane ayrı kamera 4 açıdan çekiyor uygulama sınavı. Sınav yapıcıyla sınava girecek kişinin haricinde içeride başka kimse yok. Ama hepsi canlı olarak kayıt altına alınıyor. Peki hocam, kuryelik belgesini aldık. Başvurularımızı yaptık. Kuryelik belgesini aldık. Bu P1, P2 belgesi nedir hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kamyonlarda, tırlarda K belgesi dediğimiz bir ticari amaçla kullanılan aracın ticari amaçla kullanıldığını gösteren bir belge var. Motosikletlerde de bu P1, P2. Motosikletler biliyorsunuz ticari, artık kurye motorlarının hepsi ticari haline getirildi. Bu şartlarda da ticari yazıyor hocam zaten. Tamam, o belge de hariç, onu da Ulaştırma Bakanlığı istiyor, alınmasını istiyor yani. Ulaştırma Bakanlığı böyle bir şey koymuş. Bakın, onun trafikle alakası yok, polisle alakası yok.
ticari amaçla yük nakli, yolcu nakli yapan herkes Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu belgeleri almakla yükümlü. Anladım. Bunu polisten almıyor. Yani bir sürücü kursundan almıyor. MYK kurumları mesleki yeterlik kurumuna Ankara'ya bağlı. Biz nasıl sürücü kursu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık ruhsatımızı. Onlar da bu konuda işte Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bu işlemi yapıyorlar. Şunu da hemen belirteyim. Bu kuryelik belgeleri Mustafa'cığım uluslararasıdır. İki tane belge alıyor kurye arkadaşlar bu sınavları geçtikten sonra. Biri kart gibi böyle kurye diye yazar üzerinde. Bir de uluslararası geçerliği olan Avrupa Birliği'nin üstünde logosu bilmem nesi olan A4 büyüklüğünde yabancı dille yazılmış uluslararası belgesi de var bunun. Yani bu belge Avrupa Birliği'nde nereye giderseniz gidin orada kuryelik yapmanıza yardımcı oluyor. Vallahi hocam bizim işler artık giderek zorlaşıyor. Zaten bu belgeler herhalde vardı ama çok böyle fazla sıkı tutulmuyor. Çünkü bu P1 belgesi, kuryelik belgesi yeni çıkan bir olay değil. Geçtiğimiz senelerde de bunların sohbetini yapmıştık. Tabii. Doğru, ama artık yapmıştık, biraz daha sıkı tutulmaya çalışıyor. Öyle herkes kurye olmasın. Kuryelik sistemi kaliteli bir hale gelsin diye uğraşıyorlar herhalde yanlış anlamıyorsam. Amaç sadece kuryelikte değil Mustafa'cığım. Yapılan tüm işlerde teknik olarak adam çalıştıran tüm kurumlarda ama özel ama resmi hizmet içi eğitim aldırma zorunluluğu var zaten. İşin kalitesini arttırmak adına bütün bunlar yapılıyor. Evet. Sen de çok iyi biliyorsun ki kurye camiasındaki arkadaşlarımı tenzip ederim. Neler yaşadığımızı çok iyi biliyorsun. 3 senedir beraberiz. Evet. Neler gördük, neler yaşadık. Bunları düzeltmek adına bunlar yapılıyor zaten. Evet. Hocam ağzına sağlık. Unuttuğumuz, söylemeyi atladığımız bir olay var mı? Söylediğimizi unuttuğumuz bir olay şu var mı? Şu anda yok. Yok şu anda. Gene güzel yayınlar yaparız beraber seninle. Çok sağ ol hocam. Rahatsız etti. Kusura bakma, senin bilgilerine ihtiyacımız vardı. O zaman herkes kuryelik belgesini almak isteyen arkadaşlarımız MYK'ya bağlı kuruluşlardan kuryelik belgesi alabiliyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Bu kuryelik belgesi MYK'ya bağlı kuruluşlardan alacak bu belgeyi. Aynen öyle. P1 belgesini, P2 belgesini aynı şekilde. O da aynı şekilde. Bu belgeleri her kuruluş vermiyor değil mi hocam? Hayır. MYK'ya bağlı mesleki yeterlik kurumları var. Onlar veriyor bunu. O zaman bunu internetten araştıracağız. Doğru mu hocam? Evet. Yani belli başlı. Yani çok yok. Her birinde de kuryelikle ilgili bölüm olup olmadığını bilemiyorum. Çünkü bunlar bazılarında var, bazılarında yok. Bunlar biz şöyle söyleyeyim, sınıf diyoruz. Yani mesela benim kurumumda işte B1 ehliyet, B ehliyet, B otomatik ehliyet, A1, A2 var. Aynı MYK'da da öyle işte marangozluk, inşaat demirciliği, şu bu böyle sınıflar var. Kuryelik sınıfını açmışsa bir kurum oradan almak zorundalar. Anladım. Yani hepsi de veremiyor bunu. Anladım. Hepsi de veremiyor. Anladım. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ve görüşmek üzere. Saygılar. Hoşçakalın. Herkese selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. Sağ olun hocam.